Herkese merhabalar, Şaban Bey merhaba. Nasılsınız? Merhaba, evet. selam. Önemli ee, olaylar var. Evet, önemli olaylarımız var. İmamoğlu adaylıktan çekildi, CHP liderliği adaylığından. Nasıl değerlendiriyorsunuz Şaban Bey CHP'deki değişim tartışmalarını? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun dün yaptığı açıklamalar e, beklenen açıklamalardı. Son bir e, iki haftadır Ekrem İmamoğlu'nun zaten Genel Başkan adayı olmayacağına dair kendi çevresinden e, gazetecilere e, bu tür e, açıklamalar, beyanlar yapılıyor idi. Ama Ekrem İmamoğlu'nun e, genel başkan adayı olmayacağını e, belirtmesi değişim e, iddiasından vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Bunu nitekim kendisi de dün vurguladı. Ekrem İmamoğlu CHP genel başkanı olmadan doğrudan cumhurbaşkanı adaylığına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da daha doğru deyimle muhalefetin, tüm muhalefetin e, bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olma planını devreye soktu. E, dolayısıyla şimdi önümüz yerel seçimde Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını tekrar kazanırsa e, Tayyip Erdoğan'ı üçüncü kez yenmiş olacak ve bunun kendisini muhalefetin doğal lideri haline getireceğini düşünüyor. E, sonrasında da. E, 2028'de e, yapılacak Cumhurbaşkanlığı e, seçiminin doğal adayı haline gelecek. Yani CHP Genel Başkanlığı ya da başka bir partinin Genel Başkanlığı ya da CHP'den ayrılıp başka bir parti kurma gibi bir planı olmayacak. 2028'e kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak ve iki, e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi. Oradan işte ayrılarak e, Cumhurbaşkanlığı e, yarışına girecek Erdoğan'la. Eğer Erdoğan e, tekrar aday olursa. Ekrem Bey'in planı bu. Şimdi bu planda İstanbul İttifakı vurgusu yaptı Ekrem İmamoğlu dün yoğun bir şekilde. İstanbul İttifakı hani non-partizan diye bir e, terim gelişti dünyada son dönemde. işte Macron'dan hareketle yani partisiz liderlik, partisiz siyaset diye. Tabii Ekrem Bey için bunu tam e, hani söylemek doğru olmaz. Çünkü Ekrem Bey'in Cumhuriyet Halk Partili kimliği var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere tüm muhalefeti kucaklayarak yani İyi Parti'den işte HDP'ye kadar, memleketten Zafer Partisi'ne kadar tüm Erdoğan karşısındaki tüm muhalefetin doğal adayı haline gelmeye çalışacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak 2028 için. Burada da hani Cumhuriyet Halk Partili kimliğini aşan bir anlamda partisiz lider, partisiz aday, partisiz siyaset gibi bir model deneyecek Ekrem İmamoğlu. Bunun da provasını 2024 yani önümüz yıl Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri'nde yapacak. Ki bugün İsmail Saymaz'ın yazdığı köşeyi aslında pek çok anket yaptırmış. Ekrem İmamoğlu'nun bu süreçte yani seçimlerden sonra 5-6 ayrı firmaya, Anket yaptırdığını e, biliyoruz. Bu anketlerde hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması halinde e, durumun ne olduğunu görmeye, tespit etmeye çalışıyor, hem de e, işte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim taleplerini ve Kemal Bey'in e, popülaritesini, işte tutumunu, CHP'deki değişim taleplerinin toplumda nasıl karşılık bulduğunu ölçümlemeye çalışıyor. Bugün İsmail Saymaz'ın yazısında belirttiği gibi e, akıpeden e, önümüzdeki Mart'ta karşısına çıkacak İBB e, adaylığında karşısına çıkacak tüm olası rakiplerini e, açık ara yendiğini görüyoruz. Yani anket sonuçlarına göre hani anket sonuçları ne kadar güvenilir onun da tabii ona bir şerh koyalım. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde maalesef anket firmalarının tamamına yakını yani bir iki istisnası var çöktü. Yaptıkları anketler e, perişanlık oldu. Ee, ama tabii şimdi Ekrem Bey herhalde o tecrübeden hareketle e, bu seferki anketleri herhalde daha ciddi firmalara yaptırmıştır diye düşünüyorum. İsmail Saymaz'ın bugünkü yazısında verilen rakamlar ben de biraz önce bir tweet attım. Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkan çıkacak olan yani Selçuk Bayraktar'dan e, Süleyman Soylu'ya kadar Tevfik Göksu'dan işte Üsküdar Belediye Başkanı, Tuzla Belediye Başkanı ne kadar hepsini açık ara e, yeniyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Ekrem İmamoğlu. E, İmamoğlu cephesi öyle. Yani İstanbul'u, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ni de çoğunluğu kazanıp e, tüm muhalefetin, bakın CHP'yi de aşan e, tüm Türkiye'deki muhalefetin e, fiili liderliği ve 2028'de Erdoğan'ın karşısında top adeta e, Türk halkının cumhurbaşkanı adayı gibi yani Türk muhalefetinin cumhurbaşkanı adayı gibi Erdoğan'ın karşısına çıkmayı ve e, Türkiye'nin yönetimine gelmeyi planlıyor e, Ekrem İmamoğlu'nun e, yol e, projesi böyle. Bu şekilde netleşiyor. Özgür e, Özel'e soracağım olur. ama bundan önce şeyi sormak isterim. E, İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığında İyi Parti'nin tutumu ne olur acaba? Şimdi e, Ümit ya İyi Parti'nin e, CHP ile önümüzdeki yerel seçimlerde e, ittifak yapıp yapmayacağı hani e, değişik iddialar var ama e, İyi Parti CHP ile ittifaktan kaçmayacak yani kaçamayacak çünkü fiili durumda e, onu mecbur kılıyor yani İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi ittifak yapmadığı durumda İyi Parti'nin hiçbir belediye kazanması mümkün görünmüyor. E, ve fiilen ve mecburen ve reel politikanın gereği olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapacaklar. Başta Ankara ve İstanbul'da olmak üzere. Ama bu sefer İyi Parti 2019'daki gibi hani böyle daha e, çekingen değil de bu sefer daha güçlü bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi ile e, masaya oturmaya hazırlanıyor. Mesela İstanbul'da muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti 20 ilçeyi İstanbul'da 20 ilçeyi kazanabiliyor ise bunu tespit edecekler anketlerde araştırmalarda bunların işte 6-7 tanesini iyi Parti ki bana verin. Mesela işte Büyükşehir tamam sizde olsun e, artı 20 ilçeyi daha kazanabiliyoruz şu 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 ilçeleri kazanıyor görünüyoruz. Bu ilçelerden işte atıyorum Bakırköy'ü efendim Esen Esenyurt'u mesela Esenyurt olmaz da işte Çekmeköy'ü ne bileyim e, işte Beşiktaş'ı vesaire gibi bu 6-7 ilçeyi bana verin diyecek. Keza İzmir'de, mesela İzmir'de tamam Büyükşehir Tunç Soyar olsun yani CHP'nin adayı olsun ama İzmir'de işte CHP İyi Parti İttifakı 30 ilçeyi kazanıyor görünüyor bu 30 ilçenin 11-12 tanesini bize verin diyecek gibi böyle daha somut, daha gerçekçi taleplerle gelecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak masasına İyi Parti. Benim e, analizim ve e, bilgilerim böyle. E, şey sorayım Şaban Özgür Özel Cephesi'nde neler oluyor bu arada? Şimdi Özgür Özel Cephesi'nde e, büyük bir sevinç var. Onu söyleyeyim. E, neden seviniyorlar? Ekrem İmamoğlu'nun dün yaptığı açıklama e, Özgür Özel Cephesi'nde büyük bir e, memnuniyetle, büyük bir e, coşkuyla karşılandı. E, bugün tabii ben konuştum dün gece ve bugün konuştum Özgür Özel Cephesi'ndeki Önemli isimlerle, özgür, özgür özel e, kanadıyla. E, en önemli aktör sahneden çekildi diyorlar. Yani Ekrem Bey'in dün yaptığı açıklamalar e, üzerine. yani Ekrem Bey genel başkan adayı olmayacağını belirtti ama değişime güçlü bir şekilde destek vereceğini söyledi. Dolayısıyla Ekrem Bey kendisi aday olmayacak, bizi destekleyecek. Özgür özel'i destekleyecek diye e, bir beklentiye girdiler. Doğru bir beklenti. E, Ekrem Bey de zaten dün yaptığı açıklamada, e, gazeteci arkadaşlarımızın sorusu üzerine hatta Kemal Bey'in işte belediye başkanları toplantısında yaptığı e, lekesiz birini bulun getirin genel başkanlığı devredim şeklindeki sözüne de cevap verdi Öz, e, Ekrem İmamoğlu. E, Kemal Bey o, ne, o, o nedenle çok eleştirilmişti. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nde lekesiz yani hırsız olmayan tırnak içinde kimse yok manasına gelen bir açıklamaydı Kemal Bey için o. Çok da eleştirildi o haklı olarak ben de eleştirdim. Öz, e, Ekrem İmamoğlu ona da cevap verdi. Cumhuriyet Halk Partisi dedi, başta Özgür Özel olmak üzere çok sayıda lekesiz ve temiz e, arkadaşımız var, partilimiz var. E, genel Başkanlığa layık insanlar var diye Özgür Özel'in adını anarak açıklama yaptı. Dolayısıyla e, zaten kulislerden de edindiğimiz bilgilerden de biliyor idik. Eee Ekrem Bey kendisi genel başkan adayı olmama kararı verirse Özgür Özel'i destekleyecek diye biliyorduk. Ha, Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olsa idi de Özgür Özel onu destekleyecek. Yani e, sürecin başında e, Mayıs seçimlerinin hemen ardından e, yaptığımız e, işte görüşmelerde şunu görmüştük: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu aynı anda cumhur aynı anda genel başkan adayı olmayacaklardı. Yani e, Aynı ekip içinde davranacaklardı. Ekrem Bey çıkarsa Özgür Özel onu destekleyecekti. Özgür Özel çıkarsa Ekrem Bey onu destekleyecekti. Ama tabii inisiyatif Ekrem Bey'deydi. Yani Ekrem Bey genel başkan adayı olup olmamaya karar verecek. Özgür Özel ona göre pozisyon alacak idi. Ee, ta sürecin başında böyle bir e, durum vardı. Nitekim bugün geldiğimiz noktada yani iki buçuk ay sonra Ekrem İmamoğlu'nun dün yaptığı o kapsamlı açıklamada gördük ki ee, bu birliktelik devam ediyor. Şimdi Özgür Özel'in genel başkan adaylığı e, etrafında bir e, CHP'de değişim e, çalışması e, devam edecek. Ekrem da büyük desteğiyle. Ee, Özgür Özel grup başkan vekilliğinden istifa edecek mi? Bununla ilgili bir bilgi var mı Şaban Bey? Şimdi işin ümit, işin şeyi orada e, bugün yaptığım görüşmede Özgür Özel'in çok önemli bir adamı yani Özgür Özel'in e çok önemli bir kurmayı aynen şöyle bir ifade kullandı. Yani işte Özgür Özel hani hem Kemal Bey'in değişmesini istiyor hem de CHP'nin grup başkanı olarak hani Kemal Bey'in bir nevi vekili olarak CHP'nin meclis grubunun başında duruyor. Bu eleştiriliyor işte CHP genel merkezinden işte madem genel başkana karşı o zaman grup başkanından istifa etsin ne diye duruyor orada hem genel başkana karşı hem de genel başkanın vekili olan grup başkanlığında niye duruyor diye eleştiriler var. Ne yapacak? Özgür Özel grup başkanlığından istifa etmeyi düşünüyor mu diye sordum. Ee, cevap aynen şu. Bu daha önce de konuşulmuş. Ee, dur yanlış bir şey söylemeyeyim çünkü e, ha. Şöyle CHP grup başkanlığı genel başkanın özel mülkü değil. Bak bu önemli. CHP Grup Başkanlığı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun özel mülkü değil. Orası Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal bir makamı ve oraya seçimle geliniyor. Genel Başkan atama yapmıyor. Biz biz özgür, özel olarak seçimden sonra yani milletvekili seçiminden sonra grup başkanlığı için seçim yapılmasını önerdik istedik ama bizim seçilerek yani milletvekili grubunda seçilerek o göreve gelmemizi e, istemediler genel merkez istemedi e, yani Kemal Bey Özgür Özel oraya seçimle seçilerek gelmiş olmasın ben atamış olayım ben tayin etmiş olayım diyerek grup seçimini iptal etti ve Özgür Özel'i Grup başkanlığını atadı. Bizim kolumuzu kanadımızı kırdı. Bizi itibarsızlaştırarak grup başkanı yaptı. Çünkü bizim o makama seçimle gelmemizi e, kendisi açısından e, kendi menfaati açısından sakıncalı gördü. E, buna rağmen buna rağmen e, seçim olsaydı Özgür Özel aday olup seçilecekti grup başkanlığına. O nedenle istifa etmeyi düşünmüyoruz. Grup başkanından istifa etmeden Kemal Bey'e muhalefet etmeye devam edeceğiz. Yani saygısızlık ve vefasızlık yapmadan tabii. Ee, ha güçleri yetiyorsa alsınlar. Genel merkezin gücü yetiyorsa Özgür Özel'i CHP grup başkanlığından alsın. Diye de e, bir nevi Kemal Bey ve genel merkeze meydan okuyor Özgür Özel'in ekibi yani alabiliyorsanız sıkıyorsa alın bizi grup başkanlığından. O zaman biz e, işte önerge veririz grupta. E, grup başkanlığı seçimi yaptırırız ve genel merkeze rağmen Kemal Bey'e rağmen tekrar grup başkanı seçiliriz bu sefer milletvekillerinin oylarıyla diyorlar. E, tabii Kemal Bey ve genel merkezdeki ekibi de bu büyük riski göze alamıyor. E, durum böyle. Bir de Özgür özel ekibi önümüzdeki günlerde yani 3-5 e, gün içinde bir tutum belgesi açıklayacaklar. Tutum belgesi. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimden ne amaçlıyorlar? Neyi değiştirmek istiyorlar? Planları, projeleri nedir? CHP ve Türkiye planları, projeleri nedir? E, bunun e, hazırlığını yapıyorlar. Adına da kendi aralarında tutum belgesi diyorlar. Ama bunu kamuoyuna açıklarken belki deklarasyon diyecekler, belki manifesto diyecekler. Bu arada bu hazırlıkları yaparken yani bu kamuoyuna yapacakları bu tutum belgesi e, çalışmasını yaparken Bülent Ecevit'in 1970'li yıllarda İsmet İnönü'ye karşı aday çıktığı dönemdeki e, çalışma usulünü ve içeriğini de incelediklerini duydum Ümit. E, bu tutum belgesini ne zaman açıklayacaklarına dair bir bilgimiz var mı? Evet, önümüzdeki 3-5 gün içinde yani yakında içinde. bugün çarşamba. Bilemedin. Önümüz hafta pazartesi salıya kadar açıklanacak bu. Yani gün bir gün. Son olarak bu. şey bey, son olarak şeyi soracaktım. Tüm bu yaşananlardan dolayı Kılıçdaroğlu cephesinde durumlar nasıldır acaba? İmamoğlu'nun adaylığına sevinmiştir muhtemelen. İmamoğlu'nun adaylığına sevindiler. Ee, İmamoğlu'nun adaylığına sevindiler. Ee, ve e, işte artık değişimin önü kesildi falan diye bir e, geçici bir bahar havası var e, genel merkezde. Ama şimdi sürecin yani CHP örgütlerinin halen sürmekte olan ilçe kongrelerinin İmamoğlu'nun bu açıklamasını nasıl algılayacağı nasıl yansıyacağı ilçe kongrelerindeki seçim yarışlarına İmamoğlu'nun bu açıklamasının nasıl etki edeceği merakla bekleniyor. Bakalım onu da üç beş güne kadar görürüz. Yani değişim talepleri daha mı güç kazanacak yoksa Sönecek mi? Onu biraz bekleyip görmek lazım. Bu hafta sonu yapılacak ilçe kongrelerinde onun şeyi çıkar. Bir, nasıl diyeyim? Bir ön görünümü çıkar ve bize bir fikir verir. Ümit. Teşekkür ederim Ümit. Biz de çok teşekkür ederiz Şaban Bey. Tekrar önümüzdeki aylarda görüşmek üzere. Sağ ol. Görüşürüz. Herkese iyi günler diliyoruz. bir siyasi partiyi vermiş olursa olsun bütün hemşerilerimizin büyük bir teveccühüyle karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğum omuzumdaki yük de daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Belediyeye siyaset yapmadım. Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey.